Evet sevgili izleyenler, açılışta programımızın açılışında değerli bir konuğumuzun olduğunu söylemiştik. AK Parti İstanbul Kadıköy İlçe Başkanı Sayın İsa Mesih Şahin. İsa Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bizler teşekkür ederiz. İsa Bey ile bugün Sayın Başkan'la değerli izleyenler özellikle partili cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinde duracağız. Avrupa'nın referandum tavrına değineceğiz. Bir de referandumdan sonra özellikle 16 Nisan'dan sonra AK Parti teşkilatlarına küçük bir takım eleştiriler vardı. Bu eleştirileri kendine yönelteceğim değerli izleyenler. Evet, partili cumhurbaşkanlığı sistemi dedik. Dün de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan aşkım, sevdam, yuvam Evet. dediği partisine tekrar geri döndü. 979 gün aradan sonra ya da 33 ay aradan sonra. 2019'da da inşallah başkanlık seçimi, cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanlığı, evet. seçimi var. Tabii erken seçim tartışmaları da gündemde. Şimdi 16 Nisan'da %50 artı 1 zaten yetiyordu. %51 nokta küsur oyla referanduma Türkiye Cumhuriyeti halkının çoğunluğu evet dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemi neleri getirdi, neleri getirecek? Sizden dinleyelim, hukukçu kimliğinizle. Buyurun. Evet, ben tekrar iyi yayınlar diliyorum. Tabii önce partili cumhurbaşkanına değinelim. Partili cumhurbaşkanının uygulamaya başlamasıyla birlikte esasında 16 Nisan'da yaptığımız halk oylamasındaki yeni sistemin ilk uygulamasını yani ilk adımını da atmış olduk. Partili cumhurbaşkanı. Dün liderimiz, kurucu genel başkanımız, çok değerli Recep Tayyip Erdoğan'ımızı genel merkezimizde yeniden üye yaptık. Yeniden ailemizde resmi olarak arasını yeni aldı. O zaten bizim başımızdaydı, zaten aramızdaydı. Ama resmi olarak aramızda yer alması tabii ki ayrı bir anlam, ayrı bir heyecan ifade ediyor. Tabii dediğimiz gibi sistemin ilk adımı atılmış oldu partili cumhurbaşkanı. Esasında bu farklı tartışmalara da neden oldu ama bu şu açıdan çok önemli. Bu bir yasağın kaldırılmasıdır aslında. Anayasanın eski düzenlemenin 101. maddesinin son fırkasına göre yani İlişiğini mevcut cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilir. Varsa partisiyle ilişiği kesilir diyor. Yani bir yasak. Esasında bu. Bu yasağı kaldırıyoruz. Bir hakkın teslimini ortaya koymuş oluyoruz. Bu anlamda önemli bir şey. Sistemin ilk uygulamasıdır. Türkiye siyasetine de zenginlik katacaktır. AK Parti açısından düşündüğümüzde bize Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi olarak da başımızda olması elbette ki güç katacaktır. Daha diri, daha heyecanlı, daha hareketli bir AK Parti teşkilatlarını oluşturacaktır. Bu anlamda partili cumhurbaşkanı önemli bir adımdır ülkemiz için ve partimiz için de hayırlı olsun diyorum. Birazdan o değişen 3 konuya da değineceğiz. Evet. Az önce de haberde de aktardık zaten. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'ydu. Yüksek Evet. gitti Hakimler, Savcılar Kurulu. 7 üyesi meclis tarafından seçilecek ve 2 konu daha var. Onu da sizden dinleyeceğiz. Ancak tarafsızlık ilkesi özellikle yine CHP kanadından bir ses geldi. Eleştiri şu. Artık bizim cumhurbaşkanımız değil, AK Parti'nin cumhurbaşkanı. Niye? Çünkü cumhurbaşkanı tırnak içerisinde tarafsız olur. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi tarafsızlık elbette ki Cumhurbaşkanı'nın bir vasfıdır. Böyle de devam edecektir. Ancak tarafsızlığa nereden baktığınız önemli. Hangi anlamda tarafsızlık? Yani vatandaşa hizmet anlamında, yani eşit mesafede duruyor mu? Hizmet anlamında herkese eşit mesafede durabiliyor mu? Evet. Tarafsızlık bu açıdan tarafsız olması gerekir. Yoksa elbette ki siyasi bir görüş olacak. Elbette ki siyasi bir taraf olacak. Zaten o camianın içerisinden geliyor. Onu o camiadan ayrı isteseniz de yok sayamazsınız. Ama vatandaşa, başka siyasi partilere eşitlik anlamında, hizmet anlamında bir farklılık var mı? Asıl eleştirilecek konu budur ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da biz herkesi aynı şekilde kucakladığına inanıyoruz. Bu anlamda tarafsızlığa halel getirecek bir sorun da yoktur yani. Evet, özellikle şimdi 16 Nisan referandumuna evet denilmesiyle birlikte bazı konularda da değişikliğe gidildi. Bunlardan Evet. biri askeri mahkemelerin kaldırılması, bir diğeri SK yapısı seçimler işte Evet. Cumhurbaşkanı tarafından ve 7'sinin de meclis tarafından seçilmesi. Bu konuları da bir kez daha sizden dinleyelim. Zira halkımız aslında bizim büyük hayır cephesinin de evet cephesinin de büyük problemlerinden biriydi.
meramını tam anlatamıyorlardı. Bu yüzden bu konular üzerinde durmakta biraz da fayda var. Şimdi tabii partili cumhurbaşkanı ilk adım atılmış oldu dedik. Düzenlemenin bazı maddeleri 16 Nisan'dan hemen sonra yürürlüğe girecekti. Partili cumhurbaşkanı bunlardan bir tanesi. Diğeri askeri yargı kaldırıldı. Esasında bu çok büyük bir düzenlemedir. Çok önemli bir adımdır ve devrim niteliğinde de bir adımdır. Yani bugüne kadar herkes bu konuyu eleştirmiştir. Efendim yargıda birlik anlamında işte sivil, askeri yargı ayrımı olmaz. Bu kesinlikle yargıda teklik birlik olması gerekir eleştirisini herkes yöneltmiştir. Ancak ne hikmetse bugüne kadar bu konuya kimse girmemiştir. Yine biz cesaretli davrandık ve biz milletin önüne bunu getirdik ve milletin de onayıyla askeri mahkemeleri de kaldırmış olduk. Aynı zamanda sıkı yönetim uygulaması da kalktı. Yani her darbeden sonra bir anayasanın sanki bir meşru maddesi kullanılıyormuş gibi darbecilerin kullandığı 15 Temmuz'da da duyduğumuz sıkı yönetim ilan edildi. Sözlerini artık Türkiye bir daha duymayacak. O anlamda da önemli bir gelişme. Yine tabii az önce ekrana da yansıdı. HSK, Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin meclis tarafından seçilecek 7 üyenin seçimiyle ilgili şu anda gündem var. 7 tane üye seçecek meclis. Bunlarla ilgili 83 başvuru yapılmış. Bu başvurular meclis başkanlığına yapıldı. Meclis başkanlığı bunu anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan karma komisyona gönderecek. Karma komisyonunda da her üyelik için 3 aday sunulacak. Mecliste bu adaylar arasından seçilecek. Tabi bunların da kendi içerisinde çeşitli nitelikli çoğunluk aranıyor işte. Komisyon mesela bir adayı göndermek için 3'te 2 çoğunluk. Mesela 3'te 2 çoğunluk arıyor. Bakın biz bunu hep anlatmaya çalıştık. Yani bu çok önemli bir şey. İktidar partisinin istediği aday meclise gelecek. İktidar partisinin istediği aday seçilecek diye bir şey yok. Tam da onu soracaktım. Evet, bu çok önemli. Şöyle bir şey. Yani bir uzlaşık, yargı cumhurbaşkanının denetimine girecek diye asla, bir şey. Asla öyle bir şey yok. Tam aksine 3'te 2 şu anda bizim 3'te 2 çoğunluğumuz var mı? Yok. MHP ile birlikte var mı? Yine yok. 3'te 2 çoğunluğa ulaşamıyoruz. Evet. Yani 3'te 2 çoğunluğu bulamadığınız zaman ikinci oylamada 5'te 3 çoğunluk aranıyor. 5'te 3 çoğunluk AK Parti'nin yine yok. Bu neye vesile olacak? Bu partilerin meclis içerisinde birleşerek makul bir aday, yani herkes hitap edebilecek bir aday çıkarmasını. Yani, liyakat daha evet, da önemli. Liyakat, her anlamda özellikleri ön plana çıkan bir adayı teklif etmelerine vesile olacak. Yani bir parti kafasına göre birisini ben yaptım oldu bitti diyemeyecek. Yani mecliste de uzlaşı aranacak. Bu açıdan da önemli bir düzenlemedir. HSK'nın nasıl oluşacağı. Bu arada şunu da değerli izleyenlerimize aktaralım. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da demiştik. Soçi'de şu anda Rus lider Vladimir Putin'le bir basın toplantısı düzenliyor. Bunu da aktarmış olalım. Masada özellikle Suriye krizi var. Ekonomik adımlar atılması, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik projeler gündemde değerli izleyenler. Gördüğünüz, aktardığımız görüntüler şu anda canlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Soçi kentinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Değerli izleyenler, bunu da aktarmış olalım. Evet, 3 konu, 3 önemli konuya dikkat çektik. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, HSYK ve bir diğer konu da askeri mahkemenin kaldırılması dedik. Peki bundan sonra yine neler değişecek, ne değişecek? Buyurun. Tabii 16 Nisan'da Türkiye tarihi bir karara imza attı. Yani bu millet tim takdiriyle Türkiye'de bir yönetim sistemi değişti. Hükümet modeli değişti. Hükümetin nasıl şekilleneceği, iktidarın nasıl şekilleneceği, nasıl yönetileceği ile ilgili bir değişiklik oldu. Bu da farklı mecralara çekildi ama uygulamaya kondukça insanları korkutacak hiçbir şey olmadı. Esasında gene insanların seçtiği, iktidarın ülkeyi yönettiği demokratik bir modelin olduğunu herkes çok iyi şekilde görecektir. Yeni sistem tabii ki Türkiye'de çok ciddi katkıları olacak. Bir kere Türkiye'de her zaman görmekte olduğumuz Cumhurbaşkanı Başbakan kavgaları artık tarihe karıştı. Çift başlık, devletin başındaki çift başlık ortadan kalktı. Yani kimse kimseye evet. Artık kitapçık fırlatmayacak. Aynen, kimse kimseye artık kitapçık fırlatmayacak. Fırlatsa da devletin bir gündemi olmayacak. Yani devletin başındaki çift başlık ortadan kalkmış olacak. Yani 7 Haziran'da da
herkesin korkutan koalisyon tehdidi artık Türkiye'de bir daha olmayacak. Bu da en önemlilerinden bir tanesi. %50+1. Evet. Türkiye'de artık %50+1 sözünü çok duyacağız. O da ona daha sonra değineceğim. Milletin seçtiği tek başına iktidar olacak her şartta. Biz hep ne diyoruz? Aman tek başına iktidar olsun, aman istikrar olsun. Yani durmadan seçime gitmeyeceğiz artık. 5 yılda bir. 5 yılda bir milletin önüne çıkılacak. Millet beğenmiyorsa Cumhurbaşkanlığı ve hükümetini gönderecek evine. Beğeniyorsa da yola devam edecek. Yani evet. Durmadan seçime de gitmeyeceğiz. Bu neye vesile olacak? Koalisyon yok. Çift başlılık yok. Hükümet kurulamama sorunu yok. Durmadan seçim yok. Bu kalıcı siyasi istikrara vesile olacak. Türkiye siyasetinin en çok arzuladığı şeylerden bir tanesidir. AK Parti ile bu kısmen giderildi son 15 yılda. Ama istiyoruz ki bu kalıcı siyasi istikrar Türkiye'de hep olsun. Hep kalsın. Onun için kalıcı siyasi istikrar diyoruz. Bu kalıcı siyasi istikrar, başta ekonomik istikrar olmak üzere, şu anda da yansımalarını görüyoruz. Doların düşüşü, dövizin düşüşü, borsanın canlı hareketlenmesi. Başta ekonomik istikrara yansıyacak ve toplumun her alanına da yansıyacak. İnşallah bu sistem bunlara vesile olacak. Tabii başka ne değişecek? Bir de şu da önemli Sayın Başkanım, unutmayın lütfen. Bugüne kadar Türk siyasi hayatında partiler hep neyle siyaset yapıyordu? Etnik köken üzerinden ya da farklı konular üzerinden kutuplaştırıcı evet. siyaset yapıyordu. Bu da neye mal oluyordu? İşte %25 bir parti, %13 bir parti, %11 bir parti, %49,5 vesaire bir parti oluyordu. Yani bundan sonra %50+1 diyoruz ya, mesela CHP %25 oy oranına sahip. Evet. Dolayısıyla artık AK Partili tabanından da oy almak zorunda. O zaman artık Atatürkçülük, laiklik gibi o tabularını, o putlaştırmış konularını herhalde kırmak zorunda kalacak. Diğer partiler için de bu geçerli. Bu da tabii. önemli. Şimdi yeni sistem esasında bütün partileri de dönüştürecek. Bence yeni sistemin en önemli katkılarından bir tanesi yani de bu. Yani kutuplaştırıcı o aynen. siyaset gidecek. Yani %50+1 dedik az önce. %50+1 söylemi artık Türkiye siyasetinin yeni formülüdür. %50+1 hep duyacağız bundan sonra. %50+1'i bulmak isteyen partiler mecbur toplumun her kesimini kucaklamak zorunda kalacak. Evet. Ona göre politika üretmek zorunda kalacak. Ona göre proje üretmek zorunda kalacak. Kimseyi dışlayamayacak. Dışlarsa da olduğu yerde kalacak. Asla iktidar şansı olmayacak. Yüzü göremez. Evet, bu anlamda tabii bir de toplumda uzlaşı kültürünün artmasına da vesile olacak bu sistem. İşte bu partilerin bir araya gelmesi, kutuplaştırıcı söylemlerin, politikaların olmaması, kucaklayıcı bir siyasetin olması toplumdaki uzlaşı kültürünün de artmasına vesile olacaktır. Bu anlamda evet. yeni sistem çok çok önemli. Bu konuyu süremizde azalıyor. Evet. Gelelim referandumdan önceki Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin tavrına, bir de referandumdan sonraki tavırlarına. Önce bu konuyu değerlendirelim. Evet. Daha sonra da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye hakkında almış olduğu siyasi denetim, gözlemleme konusuna değinelim. Baktığımızda argo bir tabirle referandumdan önce atları ve itleriyle hakikaten geldiler. Sonra evet. referandumdan birkaç gün sonra o tavırları devam etti ama sonra bir U dönüşü yaptılar. Evet. Ne dediler? Avrupa Birliği Sözcüsü Mogherini ne dedi? Biz Türkiye'deki 16 Nisan referandum sonuçlarını tanıyoruz. CHP'de malumunuz AİHM'e gitmişti. Batı bir anda CHP'yi satıverdi. Şimdi 16 Nisan öncesindeki Batı'nın tavrı, 16 Nisan sonrasındaki Batı'nın tavrı. Bu 180 derece farklılık neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, 16 Nisan'dan önce Avrupa ülkelerinin, Batı'nın Türkiye'ye bu şekilde çok net bir şekilde tavır koymuş olması, çok net bir şekilde siyasi tahammülleri alt üst eden, uluslararası ilişkileri, uluslararası tahammülleri alt üst edecek şekilde bir tavır yansıtmış olmasının tek bir izahı var. O da bu sistemin Türkiye'ye güç katacağını, bu sistemin Türkiye'de istikrar oluşturacağını, güçlü bir devlet yapısı oluşturacağını bildikleri için bu sistemin yani halk oylamasına geçmesini istemediler. Bunun için var güçleriyle bir mücadele verdiler. Az önce dediğiniz işte Hollanda'da yaşanan o sıkıntılar, hı hı. Almanya'da yaşanan sıkıntılar. Hayırcılar hiçbir sıkıntı yaşamadı. Davet ettiler. İstedikleri gibi propagandalarını yaptılar Avrupa ülkelerinde ama evetçilere hiçbir şekilde de müsaade edilmedi. Saldırdılar. O, aynen bir de o olumsuz tabloları yansıttılar. Bu tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin samimiyetsiz duruşunun bir göstergesiydi. Ama bunların hiçbirisine
Cumhurbaşkanımız, liderimiz ve bizler prim vermedik. Net bir şekilde tavrımızı ortaya koyduk. O gün ne dediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'de milletin karar vereceği bir süreç yürütülüyor. Millet kararını verecek ve herkes de buna saygı duyacak. Batı da, Avrupa da buna saygı duyacak. 16 Nisan'da millet bir karar verdi ve milletin verdiği kararı bugün nasıl Türkiye'de herkes saygı duyacaksa Batı da buna saygı duyacak. Ancak ne yaptılar? İşte bir siyasi denetim kararı uygulamaya kalkıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde tanımıyoruz, yok hükmündedir diye bir cevap verdi ki gerçekten de öyle. Yani Türkiye siyasi denetim kararını uygulatacak Türkiye'de ne yapıldı? Seçim yapıldı. Demokratik usullerle yapılan bir seçim. Milletin karar verdiği yeni bir sistem var. Bu Batı ilgilendirecek bir konu değil ki. İçeriğine baktığınızda Batı eğer bakacaksa kendi ülkelerine şöyle bir baksın. Mesela bir Fransa'ya bir baksın. Fransa'daki sistemle Türkiye'deki sistem arasında otoriterlik anlamda dağlar kadar fark vardır. Evet. Eğer bir otoriterlik arıyorlarsa Fransa'ya bir baksın. Mesela Fransa'da Cumhurbaşkanı tek başına meclis seçimlerini yenileyebiliyor. Kendisi de görevine devam ediyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Bir fren mekanizması var. Ne? Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebiliyor ama kendisi de seçime gitmek zorunda kalıyor. Ya, o hakkını evet. Yemiş oluyor biliyorsunuz. İşi. Evet, bir de bir dönemi bitmiş oluyor. Evet. Zaten iki dönem için seçiliyor, bir dönem gitti. İkinci dönemde ise bir daha aday olamıyor zaten. Mesela sadece bunu karşılaştırsak Fransa ile Türkiye'nin sistemini, Türkiye'nin sisteminin ne kadar fren mekanizmasında olduğu, ne kadar dengede olduğunu görebiliyoruz. Bir de Fransa'da evet. Bir katkıda bulunayım. Mesela Türkiye'de %87-86 bir katılım oranı var. Demokrasi evet, adına çok 80, iyi. Evet, Fransa'da %70 oranında son evet, seçimde da, bir katılım vardı. Tabii ki bu da ayrı bir katılımcılık. Şimdi bir bizim şey. Son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52 ile seçildi. Bu sistem %51.4. Evet. Baktığımızda onlarda şimdi Macron ve Le Pen diye bir ırkçı lider var. İşte birisi %23 aldı, diğeri 21 aldı. Evet. Şimdi bunlardan ikisinden biri gidecek, kabinede kalacak. Şimdi %20'lik Hollande diyordu ya, Türkiye bölündü. Evet. Şimdi kendisine bakması lazım. %20 oy alan bir cumhurbaşkanı %80'i nasıl temsil edecek o mantıkta? Bir de aynen. Buna değinmekte evet, fayda var. Fransa ile ilgili bir şeye daha değineyim. Şimdi zaten Avrupa Birliği'nin siyasi denetim kararında iki önemli şeye vurgu yapıyorlar. Bir tanesi seçimlerle ilgili konu, yeni sistem. Bir tanesi de OHAL. Türkiye'ye şu an uygulanmakta olan olağanüstü hal ve bunun uzatılması. Şimdi Fransa'da bir patlama oldu. Fransa olağanüstü hal ilan etti. Devam evet. Ediyor şu anda. Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Bombalandı. Evet. Yani 250 tane şehidimiz var. Yani 250 şey, 2000'in üzerinde gazimiz var. Yani Türkiye çok büyük bir travma yaşadı ve hala da bunun yansımaları devam ediyor. Biz şu anda olağanüstü hali sadece terör örgütleriyle mücadelede kullanıyoruz. Yani terör örgütlerinin devletten tasfiyesi amacıyla kullanıyoruz şu anda. Başka hiçbir şey için kullanmıyoruz. Özgürlükleri evet, kısıtlama manasında hiçbir şey yok. Özgürlükleri kısıtlamasıyla ilgili hiçbir şey yok. Sokağa çıkma yasağı yok. Herkes istediği gibi yaşayabiliyor. Olağanüstü hal ilan edildi. Bir ay önce vatandaş demokrasi nöbetlerinde sabaha kadar dışarıdaydı. Hala dışarılardayız. Bu anlamda hayatı kısıtlayacak hiçbir şey yok. Ama Fransa'ya baktığınızda yani bizim olayımız arada dağlar kadar fark olan bir olaydan dolayı hala olağanüstü hali devam ettiriyorlar. Yok, o zaman evet. Şimdi bu çifte standart değil de nedir? Ya bu samimiyetsizlik değildir nedir? Yani buna karşı dik bir duruş gösteriyor Türkiye. Bu aynı şekilde de devam edecektir yani. Evet, son olarak AK Parti teşkilatlarına yönelik eleştiriler vardı. Şöyle bakılıyor olaya, AK Parti, MHP toplasanız son 1 Kasım seçimlerini diyorlar ne kadar yapar? %49,5 artı %12 vesaire. Ya %61-62 oy alması gerekliydi bu referandumda. Niye %51? Evet. Bir eleştiri şu, AK Parti teşkilatları kimi teşkilatları diyelim? Hayırcılar kadar sahada aktif olmadı. Çünkü bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşırı güvenleri. İkincisi artık bir metal yorgunluğu. Üçüncüsü bir rehavet içindelerdi. Katılıyor musunuz? Ben buna katılmıyorum. AK Parti teşkilatlardan gelen birisiyim. Gençlik Kolları Teşkilatı'nda 20 yaşında siyasete başlamış birisiyim. 15 yıldır aktif olarak teşkilatların içerisindeyim. Yani AK Parti teşkilatları gerek bu kampanyada gerekse bundan önceki kampanyalarda üzerine düşen her bir evet. Görev eksiksiz olarak yerine getirmiştir.
gecesini gündüzüne katmıştır ve birçok şeylerine fedakarlık göstermiştir. Uzaktan konuşması kolay gelebiliyor. Yani teşkilatlar dışından konuşuyorum. Hı hı. Ancak teşkilat içine baktığınızda inanılmaz fedakarlık örnekleri görürsünüz. Yani işinden fedakarlık gösteriyor. Aylarca ofisine gitmiyor. Evinden fedakarlık gösteriyor. Çoluğunu, çocuğunu görmüyor. Hanımını görmüyor. Ya sevdiklerinden fedakarlık gösteriyor. Ve kimsenin gösteremeyeceği fedakarlıkları gösteriyor. Ne için? Uğruna mücadele verdiği davası için. Evet. Yani bu dava için bu fedakarlıklara katlanıyorlar. Onun için AK Parti teşkilatları bu süreçte bence üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiştir. Olayın %51,5'a baktığımızda da bunu bir seçim gibi değerlendirmemek lazım. Bu bir halk oylaması, bir yönetim sistemi değiştirdik. Bugün seçim olsa belki de halk oylamasında partimize oy vermeyen seçmenimizin bir bölümü AK Parti'ye oy verecektir. Çünkü yani yönetim, biz çok ciddi de risk aldık aslında. Bir yönetim sistemi değişikliğine gittik. %51,5. 7 Haziran'da da başkanlık demiştik. %41 oy aldık biz. Ama oralardan %51,5'a taşımak çok büyük bir başarıdır. Bizim için asıl olan, başarı olan şey bu sistemin kabul edilmesiydi. O da %50+1.300.000 gibi bir oyla kabul edildi. Bu anlamda bu bir başarıdır. Teşkilatların da bunda ciddi emeği vardır. Onun için teşkilatlara söz söylenirken bence iyi düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük fedakarlıklar var, büyük bir samimiyet var. Onun için teşkilatlar görevlerini hakkıyla yerine getirmiştir. Bunu da özellikle vurgulamak isteriz. AK Parti İstanbul Kadıköy İlçe Başkanı Sayın İsa Mesih Şahin, çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, az önce de belirtmiş olduğum gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralar Rusya'nın Soçi kentinde